Hocam demiş ki acil cevap bekliyorum. 25 Aralık'ta Noel var. Bugün Noel'i kutlamak haram. Anlarız da fakat 1 Ocak'ta ise miladi yılbaşı. Bunun kutlamanın nesi var? Miladi takvimin başını kutlamak haram ise niye o zaman miladi takvim kullanıyorsun? İnsanları kandırmayın demiş bir seyircimiz. Doğru demiş kafasına göre. Kurnaz işte. Bu sorular şu anda hep dönen sorular. Yani hocam yılbaşı ayrı, Noel ayrı, işte 25 Ocak'ta kutlanıyor. Christmas ayrı, Noel ayrı, Paskal ayrı, şu ayrı, bu ayrı, Şükran günü ayrı. Hep böyle şimdi, ya kardeşim bu kimin adeti? Şimdi buraya bakalım. Veya bir peygamberin doğumuysa, Allah bir peygamberin doğumunu içkilerle, fuhuşlarla, zinalarla, danslarla, müziklerle mi kutlanmasını istiyor? Birincisi bunu geçelim. Yılbaşıysa, şimdi yılbaşı insan ne diyor? Bu kafa var şu anda zaten. Yani şimdi bizim aslında dindar abilerimiz var ya, prof abilerimiz falan. Bir böyle çıkıyorlar televizyonlara, ahkam kesiyorlar millete sabah akşam. Şimdi bu tipler yüzünden bu kafalar oluşuyor zaten. Bu beyinler bu şeyin eseri yani tezahürü, gelişi. Onları dinlemenin dönüşleri bunlar yani. Yılbaşı ayrı, miladi takvim. Sen şimdi bu yılbaşını beklediğin kadar 1 Ocak'ta Mekke'nin fethini bekliyor musun? 1 Ocak'ta Mekke'nin fethi var, onu kutla. Veya saat 10'da 11'de Mekke'nin fethini 10'da saat 9'da 8'de kutla, tebrikleş ailenle, yat aşağı. Bundan kurtulmanın tek yolu saat 11'de yatacaksın, uyuyacaksın, gecede 4'te 5'te kalkacaksın, 2 rekat 4 rekat secde edip teheccüd namazı kılıp Rabbine bu ümmetin içinde kafirlere özenip de onların adetleriyle adetlenen Müslüman ve imanını kaybetmiş kardeşlerine dua edip ağlayarak özür dileyeceksin. Yoksa bu işten kurtuluş yok. Topluca vallahi hepimizi Mevla beşik gibi silkeler. Kimse kendini kandırmasın yani. Mevla'nın kimseye ihtiyacı yok. Hiçbir kavme, hiçbir topluluğa ihtiyacı yok. Türk'ün de hiçbir kimseden üstünlüğü yok. Arap'ın da kimseden üstünlüğü yok. Kürd'ün de Çerkez'in de kimsenin kimseden üstünlüğü yok. Allah katında bir tane üstünlük var. O da kafirlere benzemeyip takva olarak yaşayacaksın. Allah'ın peygamberinin yolunda gideceksin. Sen... İnsan işte yılbaşı nasıl geçirirse tüm senesini öyle geçirir diye tüm sene öyle geçermiş. İşte yılbaşı günü geçerse nasıl geçermiş? O zaman biz yılbaşılarını hep görüyoruz. Hep zinalar, fuhuşlar, içkiler, danslar, pisliklerle geçiyor. Yani ne demek? Bundan sonra gelecek seneyi biz yani bunun taahhüdünü mü veriyoruz yani? Bundan sonra gelecek senemiz hep içkilerle, pisliklerle, zinalarla, fuhuşlarla mı geçecek? Öyle geçtiği için her geçen seneyi arıyoruz işte. Öyle değil mi? Öyle olmuyor mu? Maalesef. Yani Efendimizin müjdesine mazhar olmak için, Efendimizin müjdesine mazhar olmak için kanlarını canlarını feda ederek, yüz binlerce insan canını feda ederek bu beldeleri, bu vatanı tepelerinde ezan sesleri çınlansın, Fatiha'lar okunsun diye, Kur'an-ı Kerim buraya hakim olsun diye buraya yüz binlerce insan canını feda etmedi mi? Şehadet etmedi mi bu vatan için? Yakışır mı bu ecdadın düşman olmuş olduğu, çarpışarak, savaş ederek mücadele ettiği bu gayrimüslimlere benzeyerek onların fatihalar yerine sarhoş naralarını yollamak bu ecdadın ruhu şeriflerine yakışır mı yani? Hepsi bizim beldelerimizin içinde yatıyor. Bir Fatih Sultan Mehmet Han bu beldede yatmıyor mu? Fatih'te yatmıyor mu? Yani buna biz bu beldeyi bize ikram ettiği için medeniyetlerin başkenti olan, medeniyetin beşiği olan böyle bir Konstantiniyye'nin bel kemiği olan bir yeri bize ikram ettiği için dedemize bizim fatihalar yollamak yerine sarhoş naraları mı yollayalım? Müziklerle, çığlıklarla Allah'ın vahdetini ortadan kaldıran Hristiyan adetleriyle mi analım dedelerimizi? Yakışır mı? Bir tane saçının teli gözükmesin diye on binlerce, yüz binlerce ak saçlı ninelerimiz şu anda bastığın her toprakta onların kefensiz bedenleri var. Dedelerimiz var, şehadet etmiş dedelerimiz var. Senin bunlara hiç saygın yok mu? Şimdi onların mücadele edip de onlarla çarpışarak şehadet eden dedelerinin sen onların öldürmüş olduğu insanlara nasıl benzersin? Nasıl onların adetleriyle adetlenir, onların ahlakıyla ahlaklanırsın? Yakışır mı böyle bir topluma? Yakışır mı? Yakışırsa yap. Vampir sen yap. Yani kişi kendine yakıştırdığını yapar zaten. Öyle. Yani bir Allah rızası için bakalım ya. Sen İslam'ın adetlerinin, geleneklerinin, ananelerinin, örflerinin, adetlerinin, Allah'ın kanun ve Resulünün yolunda bir eksik mi gördün de kalkıyorsun Yahudilerin bile kutlamaktan haya ettiği bir şeyi Yahudiden daha aşağı inerek, hayvanlardan aşağı inip esfere safirlenerek, hayvandan daha aşağılara inerek, imanını kaybederek,
bu gayrimüslimlerin ahlakıyla ahlaklanıyorsun. Yakışır mı? Değer mi yani? Değer mi yani? Kesinlikle. Herhangi bir günden ne farkı var yani? Bugün dikkat et. Diğer günler yine yapıyorsan o pisliği Allah'ım kurtarsın. Ama içiyorsan da dans ediyorsan da bu bir günahkarlıktır. Günah olduğunu kabul ederek yapıyorsan bu bir günahkarlıktır. Ama o gün, o zamanda bu kafirlerin cem olarak toplandığı bu topluluk zamanında sen onların karartısını çoğaltırsan onlardansın, onların dini üzeresin. Ta kafirin kendisidir. Ve iman tazelemen gerekir. Allah yardımcın olsun. Korkarım ki sen bunu meşru da görüyorsun, normal de görüyorsun. İman da tazelemezsin. Zaten böyle de bir ihtiyacın yok. Allah'ın huzuruna da hayvanlardan daha aşağı bir şekilde gidersin. Son gülen görürsün kabirde. Kim gülecek? Kim gülecek? Kim haklıymış göreceksin.